karakoluna gittik, çocuk şubeye gittik. Sınav şey... Hayır, dosyalandı tabii, emniyet el koydu. Hı-hı. Soruşturma başlatıldı, çocuk şubeden görüştü çocukla, ifadesi alındı. Daha önce bir düşmanlığı var mıydı çocukla? Yok, hayır, hayır. Çocuklardan dolayı bu şekil. Yani her çocuk kavga ettiğinde anne babadayken kız kardeşi arıyor, ablası aradı, hı, Bavuz'un. Dedi, anne dedi, şeydir dedi, Bavuz aşağıda dedi. Şu diye yeğenim düşüyor. Düşünce koşup annesini çağırıyor. Annesi de 8. katta oturuyor. Hı hı. İndiği gibi, binadan indiği gibi tutuyor, saldırıyor buna. Böyle sirkeliyor çocuğu, sirkeliyor. Bazı diyor, anne diyor acıtmıyordu diyor, şey Abdullah enişte diyor, gösterirken çocuğa diyor ki diyor. Ne yapıyorlar? İki çocuk, iki arkadaş, iki kuzen aşağıda top oynuyor. Top oynarken benim çocuk, ablamın çocuğunu yere düşürüyor. Yere düşürünce bu ağlayarak yukarı annesinin yanına çıkıyor. Annesi de bir hışımla iniyor aşağı, çocuğu sirkeliyor. Döve döve, yani dövüyor, bayağı bildiğim dövüyor. Site sakinleri de giriyor, araya giriyor. Çocuğun arkadaşları da diyor, Özgül abla ne yapıyorsun diye. Yani hoş hareketler değil. Onun üstüne babası geliyor. Çocuğun babası geliyor. Çocuğun babası da diyor ne oldu? Hani oğlunu dövmüş. Anne ilk önceden aramış. Haber vermiş senin oğlunu dövdü diye. Çocuğu 8. kata döverek götürüyor. Kendi evine. Tabii kendi evine. Çocuk evinde ya. Kendi oğlu evinde. Hadi onu geçtim. Eniştesidir. Teyzesinin eşidir. Teyzesidir. Dövdün dövdün. Sen niye eve götürüyorsun? Oğluna da dövdürtüp. Hadi oğlum döv. Nasıl döv. Hayır, hayır, oğlu, resmen benim oğlumu kilit elinde tutuyor. Oğlumu etkisiz hale getirerek hani oğlum döv diyor. Döv, yumrukla diyor. Nasıl döv? Diyor döv diyor. Döv. O kıyamıyor demek dövmeye. Diyor ki anne diyor Roger beni dövdüğünde acıtmıyordu. Abdullah enişte diyor ki oğlum sert vursana diyor. Şöyle vuracaksın, şöyle vuracaksın. Çocuğu şu şekilde. Onu da geçtik. Tabii onu da geçtim. Çocuk ya şimdi 8. kata çıkana kadar döve döve dayak yiye yiye çıkan bir çocuğun psikolojisi nasıl olur? Değil mi? Hadi onu da geçtik. Sen nasıl çocuğuna diyorsun ki oğlum tükür. Tükür. Çocuk kıymıyor. Bak kuzendir. Yine kıymıyor. Baba zorla diyor ki tükür oğlum diyor. Suratına tükür. 2-3 defa da tükürtüyor. Üstüne kendisi de tükürüyor. Yine kendisi vuruyor, tokatlıyor çocuğu. Kardeşim, dayısı diyor ne oluyor, ne oluyor? Artık birbirlerine giriyorlar. Yani bunu yapan da iki eğitimci. Ya benim sadece istediğim milli eğitimin buna el koyması. Ben gereken yerlere müracaatımı ettim. Çocuk şubede de şikayetimi belirttim. Emniyete de belirttim. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Sadece milli eğitimden ricam iki eğitmenin yaptığı bu hareketi inceleme altına alsın. Yatamamış ki sabaha kadar. Ben nöbetteydim. Anneannesi anlatıyor. Hep ağlıyormuş. Çenesini tutmuş, ağlamış. Sabah kahvaltı bile yapamamış ya. Çenesini tutmaktan çenesinin halini görmüyor musunuz ya? Çenesi çıkmış çocuğun. Yanağındaki morlukları görmüyor musunuz? Burnuna baksanıza çocuğun. Yani böyle olur mu? İki eğitim. Yani onun önemli olan eğitim. Yani hoş olmayan davranış teyze eniştenin vurması değil. İki eğitimcinin özellikle üstünü basa basa diyorum. İki eğitimci nasıl bir çocuğu vurur? Dayak atar. Döver. Bunun peşini de bırakmayacağım. Ablam biri ablam, biri eniştem. Hiçbir sorunum da yoktu. Sadece bu kavgadan dolayı. Kavga da değil, kavgalarını affederdim. Benim çocuğumu kendi çocuğuna dövdürtüp üstüne de çocuğuma kaç defa tükürtmesi. Tüküreceksin, tüküreceksin. Yumruklu oğlum böyle dayak atılmaz. Vur, vur. Sen bu çocuğun benim oğlumun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Yani oğlum da yani bir travma geçirdi. Ben bunu kabul etmiyorum. Bugün çocuk okula gidemedi. Sabaha kadar hıçkırmış. Annem dedi 10 defa yerinden sıçradı, uyandı. Yani ben bunun ve ben bir anne olarak yanında değildim evladımın. Ama hakkımı da bırakmayacağım. Oğlumun da hakkını bırakmayacağım. Hı hı. Kendim ayrıyetten polis karakoluna annesi olarak ifade de verdim. Ama benim tek isteğim milli eğitimin el koyması. Biz sahada kuzenimle futbol oynuyorduk. Sonra aramızda küçük bir tartışma oldu. Çelme taktım ona. Yukarı gidip annesini çağırdı ağlayarak. Teyzem geldi. Sonra beni hırpaladı. Bana tokat attı. Yan sahada oynayan çocuklar bizi gelip ayırdı. Sonra aradan 10 dakika geçti. Benim eniştem geldi. Benim kolumdan tutmasıyla yüzüme vurması bir oldu. Beni döverek yukarıya götürdü. Yumruk atarak 8. kat onların kapısına. Kuzenim açtı kapıyı. Benim kollarımı tutarak
kuzenime dedi ki vur oğlum. Sonra beni vurdu, acımadı. Dedi ki öyle vurma. Kendisi gösterdi, vurdu yüzüme. Bu sefer dedi ki tükür yüzüne. Tükürdü yüzüme. Bana daha annem el kaldırmamış. Teyzem beni vurdu, eniştem beni dövdü.